Aydın'ın Koçarlı ilçesi Boydere mahallesinde yaşanan sel felaketinin ardından geriye yıkılan köprü kaldı. Vatandaşlar bu köprünün bir an önce yapılmasını, canlarının tehlike altında olduğunu söyledi. Yetkililerden de yardım bekliyor. Tehlike saçıyor. Öyle yani. Biz çok üzülüyoruz yani. Yani bu çağda şimdi bu sel felaketini yaşamak bizi üzüyor yani. Aydın'ın Koçarlı ilçesi Boydere mahallesinde yaşayan vatandaşlar yaşanan sel felaketi sonrası yıkılan köprünün bir an önce yapılmasını istedi. Şu köprü bugün yarın. 35 yıldır Boydere mahallesinde yaşayan Filiz Tıraşoğlu köprünün yıkıldığını, yaşanan her sel felaketinde aynı korkuyu yaşadıklarını söyledi. Ya işte evvelsi gün gece saat 3 gibi falan akşamdan yağmurdan haberimiz vardı da ama bu kadar olacağını bilmiyorduk yani. İşte kalktık, dere gelmişmiş zaten. Ya ne yapabilirsin ki suya? Hepsini yıktı götürdü yani. Arkadaşlar arka pencereden çıkardı komşulara. O şekilde yani. Yani şimdi buradaki vatandaşın mağdur olduğu şekilde başkaları da olabilir yani. Su yani bu. Şimdi önünü geçemiyorsun. Komşu hiçbir şey olmamış ama bu nene, yaşlı nene var. Nene çok kötü durumda. Onun evin için gireceğimmiş yani neredeyse. Bundan zaten evin içine kadar girik durusu komşuların. Bahçesi de çok kötü şekilde. Öyle yani. Biz çok üzülüyoruz yani. Yani bu çağda şimdi bu sel felaketini yaşamak bizi üzüyor yani. Ya Peki. yapılmasını istiyoruz. Devletimizden bunun en kısa zamanda yıkılsın ya da yıkılmasın bir şekilde, yalnız şu sel felaketi önlensin istiyoruz yani. Ya bir de biz bu sel felaketini yaşansın istemiyoruz yani. Aynı şekilde aynı şeyi yaşamak bizi üzüyor. Burası. Oldu. Evvel sene oldu. Evvel sene daha önce dere yapılmadan önce bu yaşanmıyordu, olmuyordu. Bu dere olduktan sonra bu yaşanmaya başladı. Yani burada ben 30-35 yıldır buradayım. İki seferdir anca görüyorum yani. Önce yoktu böyle bir şey. İşte geliyor yukarıdan pislikleri çayın önünü kapatıyor, derenin önüne. Kapattıktan sonra da su nereye gidecek? Sağa sola kaçıyor yani. Mezarlıktaki mezarlı şeylerimiz bile, onlar bile zor durumda. Oradaki yatan ölülerimiz bile, yani onlar bile suyun içinde kalıyor yani. Ailesiyle birlikte Boydere mahallesinde yaşayan bir çocuk annesi Ayşe Özen yaşadıkları korku dolu anları gözyaşlarıyla anlatarak yetkililerden yardım istedi. Şuradan yukarıdan gelip su yuvarlana yuvarlana koca taşları getirip şu köprünün altına tıkadıktan sonra su geri geliyor. Su geri geldikten sonra bizim bahçeye giriyor. Salona ve mutfağımıza giriyor. Beyaz eşyamız yok. Şu anda çalışmıyor. Sudan biz pencerenin, evin arkasındaki pencereden kaçtık. Çocuğu kaçırdım. Daha sonra jandarmayı aradım. Jandarmaya dedim ki evimizin önüne dedim su girdi. Annem ve ben mahsur kaldık. Abimle babam dışarıdaydı. Abim içeride çocuğu götürdü dedim. Ondan sonra telefonu kapattık. Taşkın oldu zaten. Geçemedik önüne. Yani Peki. bu köprünün yapılmasını istiyoruz biz. Büyükşehir olsun, Koçarlı Belediyesi olsun, elinden gelen ne gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Buradan Devlet Su İşleri'ne de sesleniyorum. Yani ben bugün yarın bir gün ileride yağmur yağdığı zaman, tekrar bu yağmur buraya sel geldiği zaman ben evimden cenaze çıkarmak istemiyorum. Ben bu acıyı yaşamak istemiyorum. Başka memleketlerde de oldu. Tamam. Doğru ama ben gerçekten yani bu köprünün buradan kaldırılmasını ya da genişletilecekse de genişletilsin. Çünkü ben her zaman yaşıyorum bu olayı. Ve bunu bütün yetkililer de biliyor. Kaymakam Bey de biliyor. Koçarlı Belediye Başkanı da biliyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi de biliyor. Geçen sene yardım yapıldı. Bu sene geldiler tamam Allah razı olsun jandarmasından tutun kaymakamından tutun belediye başkanından tutun hepsi geldi fotoğraf çektiler ya yıkacağız dediler tamam yıksınlar genişletilsin ama bir cam bir pazarda bulunmuyor. Bulunmuyor yani giden bir daha geri gelmiyor yapılsın bu köprü yapılsın ben başka bir şey istemiyorum ben devletten ne para istiyorum ne başka bir şey istiyorum hiçbir çıkarım yok benim devletten sadece ben burada bu köprünün yapılmasını yıkılmasını istiyorum. Ben başka bir şey istemiyorum. Ben başka bir şey istemiyorum. Ben evimden cenaze çıksın istemiyorum. Çünkü bu her sene oluyor. Ya geliyorlar, fotoğraf çekiniyorlar. Tamam, çekinin. Hani toplantı yapıyorsunuz, birlikte karar vereceksiniz. Ne karar verilmesi gerekiyorsa yapılıyor. Ama bir şekilde bir an önce yapılması gerekiyor. Vatandaş mağdur olmasın. Olmaması lazım. Bakın Söke'de sel oldu. O kadar canlar gitti. Bir insanın canı bu kadar ucuz olamaz.
Ya gelsinler belediyeler. Özlem Çerçioğlu da gelsin. Sayın Özlem Çerçioğlu. Sayın Nedim Kaplan geldi, tamam. Açıklamayı yaptı. Allah razı olsun, yapacağız. Elimizden geleni yapacağız dediler ama burada bir hareketlik yok. Ya ben buradan bir can kaybettiğim zaman, ben bu adam 60-70 yaşında. Tek başına yapıyor bu evin önündeki çöpleri atıyor. Tek başına. Ben bunu belediyesini de bildirdim. Yani valisini de bildirdim. Herkesi bildirdim ben. Ben evimde bir daha olduğu zaman, yaşandığı zaman ben evimde cenaze çıkmasını istemiyorum. Bir insanın canı bu kadar ucuzsa o zaman buraya yapmasınlar. Gelsinler şu çukuru doldursunlar. Bıraksınlar yani. Ben bu köprünün yapılmasını istiyorum. Ve yapılması için de elimden geleni yapacağım.